Hepsine genel kuruldan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz HDP grubu olarak. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar dört duvar arasında rehin olduklarını gayet iyi biliyorlar. Sevgili Figen Yüksekdağ'ın söylediği gibi o duvarlar yıkılacak. O duvarların arkasındaki arkadaşlarımız özgürleşecek. Ve bugün burada halkın iradesiyle seçilen, milyonlarca oyla seçilen, bu partinin eş genel başkanlığını yapan, iki defa cumhurbaşkanı adayı olan, %10'un üzerinde oy alan Selahattin Demirtaş'a dil uzatanlar da gelip özür dileyecekler. O çakal diyenlere de, terörist diyenlere de aynen sözlerini iade ediyoruz. Aynen iade ediyoruz. Evet, bu devran dönecek. Evet, dönecek ve bir seher vakti arkadaşlarımızla bunların hesabını hep birlikte halkın oyuyla sandıklarda soracağız ve onları da göndereceğiz. Bu da böyle biline. İçinde bulunduğumuz dönem halkın gittikçe yoksullaştığı, esnafın her gün kepenk kapattığı ve iktidarın ülkeyi yönetemez hale geldiği bir dönemdir. Bu durum ülkenin çoklu krizleri yaşadığı ama aşamadığı bir dönemdir. Yaşanan çoklu krizlerin arkasında ise 100 yıldır çözülemeyen Kürt meselesi var. Bu hakikati görmemek bizzat Kürt meselesindeki dar ufkun uzantısıdır. Kürt meselesinin tüm toplum açısından yıpratıcı bir mesele haline geldiği açıktır. Bugün ağır bir faturaya dönen ekonomik krizin altında binlerce insanın yoksullaşmasının, yüz binlerce esnafın kepenk kapatmasının, darbelerin altında Kürt meselesi vardır. Kimse meseleyi oraya buraya çekmesin. Gelinen aşamada İrlanda, Baz, Katalan ve Filistin gibi siyasi sorunlar zamanında demokratik yollarla çözüme kavuşturulamadığı için nasıl ki her iki tarafta ağır tahribatlar yarattıysa Kürt meselesi de aynı şekilde çözüme kavuşamadığı için yıllardır büyük tahribatlara neden oluyor, olmaya devam ediyor. Kürtler savaşla bu iş olmaz dedikçe siz savaşı derinleştirdiniz. Bilanço ortada. Her açıdan krize giren bir devlet, tüm sınırlarda Kürtlerle savaşan bir devlet, Kürtler dışında herkesle konuşan bir devlet, Kürt düşmanlığı üzerinden herkesle anlaşan bir devlet, herkesin Kürt düşmanlığını kullanarak istediğini yaptırdığı bir devlet var karşımızda. Değerli arkadaşlar, Kürt meselesini çözmemek için yıllardır kullanılan geleneksel devlet retoriği bölücülüktür. Şunu belirtmek gerekiyor. Kürtleri bölücülükle suçlamak büyük bir manipülasyon, büyük bir yalandır. Kürt halkının demokratik mücadelesinde bölücülük arayan akıl, savaşı derinleştiren ve Kürt-Türk çatışmasını isteyen akıldır. Eğer bölücülük arıyorsanız bizim demokratik ve insani hak arayışımıza değil, bu zihniyeti aramalısınız. Evet, evet, ortak yaşamı istemeyen ve hakların boğazlaşmasını isteyen kesimler her zaman oldu. Irkçı güruhların Kürt halkının üzerine nasıl salındığını gördük. Daha yakın zaman önce Konya'da yapılan katliamın arka planında hangi senaryonun olduğunu biliyoruz. İzmir HDP il binasını gündüz ortası basarak Deniz Poyraz'ı katleden zihniyetin hangi kaosun beklentisi içinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Kürtler defalarca ayrılıktan yana olmadıklarını ama mevcut sistemle de yaşanamayacağını söylüyor, tanınmak ve haklarını almak istiyor. Dilini özgürce konuşmak ve çocuklarına öğretmek istiyor. Kürt halkı artık et ve tırnak gibi değil, evrensel hukuk ölçüleriyle güvence altına alınmış eşit ve özgür yurttaşlar olarak demokratik bir cumhuriyetin çatısı altında yaşamak istiyor. İktidarlar değişse de aklın yolu birdir, akıl dışılığın yolu da birdir. Akıl bizi demokratik topluma, akıl dışılık ise bizi faşizme ve çöküşe götürür.
Kürt halkı şimdiye kadar ne İskender'in, ne Sezar'ın, ne Saddam'ın, ne Esad'ın, ne de evrenin kölesi oldu. Bu saatten sonra da kimsenin kölesi olmayacak. Saygıdeğer arkadaşlar, Kürt halkı ile Türk halkı arasında bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Sorun siyasal bir sorundur. Sorun siyasetin sorunlardan rant devşirme sorundur. Sorun meseleyi çarpıtma ve hakikatten uzaklaştırma sorunudur. Sorun samimiyet ve fedakarlık sorunudur. Halklarımız eğer sorunu nefret ve düşmanlık üreten siyasetin aklıyla ele alsaydı şimdiye kadar büyük bir iç savaş yaşamıştık. Ancak halklarımız bir arada sağduyu içinde ve insanca bir yaşamayı tercih etti. Biz barışı, sağduyu ve siyaset aklını halklarımızın bu tarihsel ortak aklından alıyoruz. Bizler dar odalarda siyasi mühendislik planlarıyla siyaset yapmıyoruz. Tarihsel olarak bütün oyunları bozan bir halkız. İktidarın temsilcileri gibi meclis kürsüsünden tüm ülkeye kaos, nefret ve öfke siyaseti yapmıyoruz. Halkın iradesini kişisel hırslarımıza kurban etmiyoruz. Aldığımız yetkileri suçların üzerini örtmek için kullanmıyoruz. Bizler en sade şekilde halkın sesini buraya yansıtmaya çalışıyoruz. Bizler her zaman savaşa karşı çıktık. Hepimizi aç bırakma, yoksullaştırma, hukuksuz, adaletsiz bırakma uğruna bu çabamız görmezden geliniyor. Peki soruyoruz, gerçekten değiyor mu? Elinize ne geçti? Bir an olsun kibrinizi bir kenara bırakıp geçmişinize dönüp bakın. Durduğunuz noktayla kıyaslayın ve nerede olduğunuzu, ülkeyi hangi bataklığa sürüklediğinizi bir kez olsun görün. Türkiye-Kürt savaşındaki ısrarından dolayı uluslararası ilişkilerde itibarını kaybetmiş bir devlet haline geldi. Kürtlere bölgesel düşmanlık yaparak Kürt meselesini bölgesel bir sorun haline getiren neden iktidarın pragmatist politikalarından başka hiçbir şey değildir. Kürtler ve Türkler arasında çözülebilecek sorunun bugün bir tarafında Rusya, bir tarafında ABD var. Bir tarafında Araplar, diğer tarafında Farslarlar. Tüm bunların siyasi sorumluluğu halk büyük krizlerle boğuşurken şiddet ve güvenlik politikalarıyla demokratik haklarını kullanmasınlar diye her gün tehditler savurarak, korkutarak, muhalifleri yargı kıskacına ararak ömrünü uzatmaya çalışan iktidardır. Bakınız, Sayın Öcalan bir haftada Kürt sorunu çözerim demişti. Fakat ne yapılıyor? Savaşta ısrar ediliyor. Bugün yaşanan tüm katliamlardan, tüm krizlerden, halkın yoksullaşmasından, binlerce nitelikli insanın ülkeyi terk etmesinden, anayasanın ve hukukun askıya alınmasından, meclisin notere dönüştürülmesinden, umutsuzluktan, karamsarlıktan, iktidarın şahsileştirilmiş ama tüm topluma yerli ve milli diye yutturmaya çalıştığı bilimsellikten, demokrasi ve hukuktan bir haber aile ve akraba siyaseti sorumludur.